بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجن هجري من تورتيز قرطورتينشيلنين يجرم برنش محرم كندقى Cuma namoziga bugun uzoq yaqindan jamoat hozir bo'lib turgan ushbu tarixiy kun tarixiy voqea Jar Qur'on markazidagi katta jami masjidning qaytadan to'liq qurib bitirilishi va uni siz azizlarga mo'min musulmonlarga topshirilish kuni bugun aynan mana shu juma kuniga to'g'ri kelishligi va bunga ixlos bilan uzoq yaqindan hammamiz kelib umid bilan o'tirishimiz bular hammasi birodarlar Robbul alaminning marhamatidir. Allohu taolo bandalardan birining qalbini tanlab oldi o'zini baytini qurish uchun. Uni unga to'g'riladi, unga mol dunyo berdi, unga ixlos berdi, unga masjidga muhabbat berdi. Unga masjid qurilishini boshlash uchun do'stlar yonlarida ishon va imomlar berdi va bandasi tavakkal qilib bismillah bilan ish boshladi. Eski masjidni buzib tashladi. Albatta tushunmaganlar bo'ldi. Hatto qarindoshlardan ham masjid buzganligini ko'tara olmaganlar bo'ldi. Odatda inson tabiati shunday bo'ladi. Bir vaqtlar Ka'bani qayta qurish uchun buzganlarida ham Quraysh payg'ambar alayhisolamning o'zlariga qarshi chiqqanlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni buzishdan murod nima ey Quraysh deganlar. Qaytadan obod Ka'ba qurish deganlar. Xuddi shunday mana niyat bilan Alloh rozi bo'lsin Abdulloh raisdan, birodarimizdan va u kishining atrofidagi do'stlardan mana Mahmudxon ishon bo'yamiz. Va boshqa barcha aqrobolar, do'stlar, Orom hoji birodarimiz, oila a'zolari, hammasi qalblarini poklab Allohni baytini binosiga kirishdilar. Men esimda katlavon qazilganda kelib rais duo olish uchun chaqirgandilar bizni. Kelib duo beruvdik. Bugun o'shanda duo qilib aytgan ediki, ey Robbim, tez fursatlarda mana shu go'zal masjidda uni to'ldirgan jamoa bilan juma o'qishimizni nasib qildi. Bugun ana shu duoyimizni ijobatiga hammamiz shohid bo'lib turibmiz birodarlar. Alloh taolo bu bandasidan, u bandasining oila ahllaridan, do'stlaridan, butun Jarqo'rg'on xalqi, butun Surxondaryo xalqidan, Surxondaryoning imomlari, eshonlari, qorilaridan, qozdomlamiz, u kishining shogirdlari, yordamchilaridan, hammasidan Abdulloh hoji rais birodarimizdan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Parvardigor olam baytini qurishga shu bandasini tanlagan ekan, bu tanlov Parvardigorning irodasi aslida birodarimiz uchun katta ne'mat bo'ldi. Bugun duo qilar ekanmiz, niyat qilaylik birodarlar, bizning bolalarimizdan ham masjid quradiganlar chiqsin. Bizning bolalarimizdan ham Qur'on yodlaydiganlar chiqsin. Bizning zurriyotimizdan olimlar chiqsin va sha'nimizni ko'klarga ko'tarsin deb duo qilaylik. Qayerda masjid bo'lsa, o'sha yer obod bo'lar ekan. Men 30 yillik tajribamda mamlakatning deyarli hamma chegara hududlariga borib ko'rdik. Ma'ruza qildik, namoz o'qidik, masjidlarda juma o'qib berdik. Shu narsaning farqiga yaqqol bordimki, masjidi bor joy bilan masjidi yo'q joyning farqi nihoyatda sezilardi bo'lar ekan. Masjidi bor joy ham ma'naviy tomondan, ham madaniy tomondan, ham moddiy tomondan obod bo'lar ekan. Masjidi yo'q joyga qaraganda. Shuning uchun jonibor yigitlar mahalla o'z hududlarida masjid bo'lishi uchun qayg'uradilar. Mol dunyolarini ayamaydilar. Xuddi Abdulloh hojiga o'xshab. Men bugun bu kishining ismlarini takror aytayotganligim sababi aslida haqlik ham bu ibrat bo'lsin, namuna bo'lsin.
Bizning bolalardan ham Abdullohlar chiqsin. Ular masjid qursin, to'ldirib masjidlarda namoz o'qiylik. Masjid bilasizmi? Qanday Allohning marhamati bu. Tarbiya o'chog'i hisoblanadi masjid birodarlar. Masjidda 5 vaqt namozga jamoat yig'ilib duo qiladi. Qanday qilib keyin atrof javonib obod bo'lmasin? 5 mahal bir kunda ko'rishadi jamoat, didorlashadi, duolashadi, bir-birining ehtiyojlarini ta'minlashadi. Bundan ortiq marhamat bo'lishi mumkinmi? Bundan ortiq shukr aytilishi lozim bo'lgan ne'mat bo'lishi mumkinmi? Alhamdulillahi robbil alamin. Endi biz bu do'stlarimizning, siz azizlarning ixlosingizdan zavqlangan va g'ayratlangan holda men bugun sizlarga shunday bir mavzuni gapirib bermoqchimanki, bu mavzu dolzarb mavzulardan biri bo'lib islohi davr, davrning islohi, jamiyatning islohi, odamlarning islohi, mo'min musulmonlarning islohiga oid turkum mavzulardan biridir. Ya'ni jamiyatda to'g'ri yurishimiz, maqsadimizga yetish yo'lida har xil to'siqlarni yengib o'tishimiz, adashib ketmaslik, yo'lini yo'qotmaslik kabi chiziqlarda doim hazir bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ilm nima uchun beriladi birodarlar? Ilm farosatni oshirish uchun beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, ittaqu firosatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala deganlar. Olimning farosatdan qo'rqinglar, chunki u Allohning nuri bilan nazar tashlaydi. Farosat nima uchun kerak? Farosat xalqning boshiga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldindan ko'ra bilib xalqni ogohlantirish uchun kerak. Ana shu ishlarga masjidlar makon bo'ladi. Masjidlar yordamchi bo'ladi. Shuning uchun masjid qurgan odam ulug'lanyaptiki, dinga xizmat qildi deb. Allohning dinini ko'klarga ko'tarish uchun xizmat qildi deb. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarini yuqorida qozi domla duolarda matnini aytib o'tdilar. Man bana lillahi masjidan deb. Kim Alloh uchun bir masjid bino qilsa, Alloh unga jannatdan qasr beradi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shu hadisning turkumiga kiradi masjidga yarimta g'ish bergan odam ham, bir so'm uning yashiga pul tashlagan odam ham, yoki o'tib ketayotib puli yo'q, Alloh taolodan duo qilib o'tgan odam ham, ishlayotgan ustiga bir piyola suv bergan odam ham. Ishlayotgan odamga bir piyola suv bergan odamga bu mukofot va'da qilinyapti. Behisob pullarni sarflab masjid qurgan odamning mukofoti qanday bo'ladi endi? Ana shu hadisda birodarlar, kim Alloh uchun masjid qursa degan jumla kalima bu yerdagi masjid sajda qiladigan joy ma'nosida kelyapti. Ismi zamon va makon ma'nosida keldi. U yerda bir odamning peshonasi haqida gap ketyapti. Bitta peshona sajda qiladigan joy haqida gap ketyapti hadisda. Kim bir peshona sajda qiladigan joyni Alloh uchun qurib bersa deyaptilar payg'ambarimiz, Alloh unga jannatdan qasr bino qiladi. Bugun minglab peshonalar sajda qiladigan joy bino bo'ldi birodarlar. Shunday peshonalarki, yaratilgan Robbisini tanigan, nur bilan nurlangan peshonalar sajda qiladigan go'zal bir masjid bo'ldi. Alloh taolo bu masjidni sizlarga birodarlar xayr muborak qilsin. Bugungi mavzuni tanlashimizga sabab oxirgi vaqtlarda, oxirgi yillarda texnologiyalar rivojlanib, internet yo'lga tushib, insonda ancha ishlarni qulaylashtirib berdi. Masalan, bu yil hajda adashishlar deyarlik bo'lmadi. Sababi hamma internetdan lokatsiyani ko'rib, minoda joylarni topib olaverdi. Juda foydasi katta ekan bu telefon bilan internet. Lekin mana shunday imkoniyatdan g'araz yo'llarda foydalanayotganlar, ijtimoiy tarmoq orqali xalqni chalg'itmoqchi bo'layotganlar, buning uchun qanday yo'l tutishadi ular? Buning uchun xalq ergashayotgan imomlaridan, ahli ilmlaridan, olimlardan xalqni chalg'itish yo'li bilan bo'ladi. Ya'ni xalqning ixlosini qaytarish uchun xalq bilan imomlarni orasiga nizo solmoqchi bo'layotgan harakatlar ko'payib qoldi.
Men bugün mana shu narsa haqida ogohlantirib ma'ruza qilmoqchiman. O'zimni va avvalambor va sizlarni. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, oxirgi kunlarda mana shu haftalarda internetda imomlarni qaysiki salla kiygan, chopon kiygan rasmiy unvonlari deyshyapti endi. Kimnidir shayx deyshadi, bizni aytyaptilarmi? Kimnidir qori deyshadi, kimnidir boshqa lavozimlar bilan zikr qilishadi. Shularni tanqid qilish. E'tibor qilib kuzating, yoshlar yaxshi bilishadi uni. Imomlarni tanqid qilish. Ularni aybini avomun nasga, ya'ni avom degani omma, hammaga ochish. Mana shu narsa bilan shug'ullanayotgan kuchlar ko'payib qoldi. Hatto bularning orasiga kitob yozadigan ziyolilar ham qo'shilib olgan. Bular xalqni aslida ziyolining vazifasi nima? Ziyolining vazifasi kitob yozadi, xalqni ma'rifatga undash, xalqni birlikka undash, aka-ukachilikka, musulmonchilikka undash. Ular esa nafratga chaqiryapti. Kimga nafratga? O'z imomiga nafratga. O'z ishoniga nafratga, o'z qorisiga nafratga undayapti. Bular har kuni yoshlarimiz ongiga bu narsani qo'yursa, qo'yursa nima oqibat bor birodarlar? Yoshlarning ongida odamlarning aybini ochish mumkin ekan. Hatto imomlarni, ahli ilmlarni xatolarini ommaga yoyish joiz ekan degan tushuncha kelib qoladi. Ularning ishi go'yoki imomlarni tanqid qilishdan boshqa narsa emas, to'g'ri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hammaning gapi birodarlar olinishi ham mumkin, tashlanishi ham mumkin. Hamma banda gunoh qiladi. Bandaning fe'li gunoh qilishga moyil. U boshqa narsa. Lekin Alloh taolo yashirgan, satr qilgan birovning aybini, agar u aybi bo'lsa, agar tuhmat qilmayotgan bo'lsa, agar ommaga yoyish, mana bu xatarli narsa. Alloh taolo musulmonlarni bir-birlariga jonini, molini, uchinchisi nima? Obro'sini harom qildi. Izzay mu'min harom deymiz-ku axir. Alloh rozi bo'lsin Imom Shofiyidan aytdilarki, agar aybimni yolg'iz o'zimga aytsang, meni ziynatlagan bo'lasan. Agar aybimni odamlar orasida yoysang, meni sharmanda qilgan bo'lasan dedilar. Odamlar oldida birovni uyaltirish harom amal. Ular nima deb o'zlarini oqlashyapti? Bu imomlar xalqning ichida yurishibdi. Xalqqa oshkor da'vat qilib bu gaplarni gapirib xato qilyapti va ularning aybini xalqqa ochishimiz mumkin deb Alloh harom qilgan narsani halol qilib qo'yayotganlarni u bechoralar bilmayapti. Bu eng katta xatar. Nima xatarligini men sizlarga hozir dalillardan isbotlab beraman. Bu xatar bizni xavotirga solgan narsa. Xavorijlik yo'lini ochilib ketishi. Imom Ibn Mojadan rivoyat qilingan hadis bor. Abdullah ibn Umardan keltirilgan. Ibn Umar aytayaptilar. Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Thumma kullama kharaja lahum qarnun quti'a aktharu min 20 marratan hatta yakhruja min 'iradihim ad-dajjal." Rawahu Ibn Majah. So'ngra bu xavorijlar har bir asrda chiqadi degan ekanlar payg'ambar alayhisalom. 20 martagacha chiqib ular daf qilinadi. To borib oxiri bularning toifasidan dajjol chiqadi degan ekanlar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning davrlarida boshlangan xavorijlik dajjolning chiqishidan tugaydi. Mana shuni hozir men sizlarga hadis shariflardan inshaalloh karim tushuntirib berishga vaqtdan unumlik foydalangan holda harakat qilaman. Imom Ali karramalloh vajhah bilan Muoviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu moning o'rtasida urush bo'lib o'tgan. Bu hammamizga ma'lum, o'sha Siffin janglari, Jamal voqealari. So'ngra bular sulh bilan ajralganlar. Jang tugab, sulh bilan ajralganlardan keyin Hazrat Ali qo'shinlari bilan Iroqqa qaytib kelganlarida Harura degan bir qishloq bor edi, Bag'dodga yaqinroq joyda, Basraga yaqinroq joyda. Harura degan joyga bir jamoa odamlar ajrab chiqishadi. 6000 kishi yetdi uni ularni. 6000 kishi. Ular ajrab chiqqanlari uchun xavorijlar deb nomlangan.
Havariz degani ajrab chiqish degani yoki qarshi chiqish degani xalifaga, sultonga qarshi chiqqanligi uchun havorij deb nomlangan. Havorijlarning orasida bitta ham sahoba bo'lmagan. Bitta ham ularning orasida sahoba bo'lmagan, lekin ular sahobalarni qatl qilish bilan mashg'ul bo'lgan. Shunday bir toifa. Men sizlarga hozir o'qimoqchi bo'lgan rivoyatni Imom an-Nasoiy o'zlarining Al-Kubro kitoblarida, Imom Bayhaqiy ham o'zlarining Al-Kubrolarida, Abdurrozzoq esa musannaflarida, Abdurrozzoq Samarqandiy, Imom Tabaroniy Al-Kabirlarida, Imom Hokim o'zlarining Mustadroklarida rivoyat qilganlar va aytganlarki, "Hada hadisun sahihun ala sharti Imom Muslim." Bu hadis Imom Muslimning shartlariga ko'ra sahih deganlar. Imom Zahabiy ham bu gapni aytganlar. İmam Haysami Majma'iz Zawatlarida bu hadisni sahih deganlar. Ummatning ulamosi Qur'onning tarjimoni bo'lgan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinmoqda. Haliga 6000 xavorijlar ajralib chiqishdi. Aliga qarshi, musulmonlar jamoasiga qarshi bo'lyapti ular. Kundan kunga ishlarida haddan ortayaptilar. Haddan ortayaptilar. Ana shunda Abdullah ibn Abbas Hazrati Aliga kelib, "Ya Amir al-Mu'minin, namozni kechiktirib turing. Men borib bu xavorijlarni da'vat qilib kelay" dedilar. Izn so'raydilar. Imom Ali aytadilarki, "Ular senga ziyon yetkazib qo'yadilar deb xavotirlanaman ey Abdullah" dedilar. "Yo'q" dedi Abdullah. "Inshaalloh ziyon yetkazmaydilar" deb chiroyli kiyimlarini kiyib, xushbo'ylanib 6000 bularga tish qayrab turgan havorijlarni oldiga bir o'zlari borganlar. Abdullah ibn Abbas. Ular Abdullah ibn Abbasga "Marhaban bika ya ibn Abbas va mal khulla" dedilar. Birinchi aytgan gaplari. "Xush kelding ey Abdullah. Bu nimasi ustingdagi kiyim? Chiroyli yasanib olsan" deb karih ko'rib aytishdi. O'zlarida dedi ibn Abbas, "Shu qadar taqvo kiyimi avj olgan ediki, bo'zga o'xshash dag'al matodan kiyib kiyim kiyib olgandilar." Birodarlar, xavorijlar shu qadar ibodatga mustahkam bo'lganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarning namozlaring deganlar sahobalarga, ularning namozlarini oldida ko'rinmay qoladi degan. Hatto ularning namozi Abu Bakr Siddiq bilan Hazrat Umarning namozidan ustun bo'ladi kerak bo'lsa deganlar. Abu Bakr Siddiq ummatning yarim iymoni bilan taroziga qo'yilsa, iymoni bosib tushadigan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning namozidan xavorijlarning namozi ortiq bo'lgan, juda taqvodor bo'lganlar ular. Payg'ambar alayhisalom shuni aytganlar: "Sizlarning namozlaring ularning namozini oldida haqir bo'lib qoladi" deganlar. Ko'zga ko'rinmay qoladi deganlar. Shu qadar zohid bo'lgan. Abdullah ibn Abbas aytayaptilar, ularning tirsaklari dedilar, xuddi otning tuyaning tuyog'iday qotib ketgan edi dedi. Tizzalari, tirsaklari, qo'llari otni tuyani tuyog'iday qattiq edi ko'p sajda qilgandan. Peshonalari qashqa edi dedi. Ko'p sajda qilgandan. Xavorijlarni belgilarini Abdullah ibn Abbas ko'p ibodat qilganlardan ana shunday edi. Peshonalarida sajda asari ko'rinib turardi hammasini deb tasvirlab berganlar. "Bu kiyim nimasi Abdullah" dedi ular. Shunda Abdullah ibn Abbas aytdilarki, "Men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mendan-da chiroyli kiyimlarini kiyganlarini ko'rganlarimni aytsam nima deysizlar?" dedilar. Rasululloh bundan ham chiroyli kiyimlarni kiyganlar. So'ngra Alloh taolo bu oyatlarni nozil qilgan edi. "Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat minar rizq." Kim Alloh halol qilgan pokiza rizqlarni harom qilib oladi, zinatlarni harom qilib oladi degan oyat tushdi. Mana shu oyat nozil bo'lgan edi dedilar. Ular aytdiki, "Xo'p, nimaga kelding?" deyishdi. "Ayt maqsadingni" deyishdi. Shunda men ularga aytdimki, "Men sizlarga muhojir va ansorlarning orasidan keldim. Qaysiki sizlardan ko'ra Qur'onni yaxshiroq tushunadiganlarni orasidan keldim. Hamda Rasulullohni amakilarining o'g'illari va kuyovlari Hazrat Ali'ni huzurlardan keldim. Sizlarning oralaringda holbuki ulardan birorta ham yo'q" debdilar.
Ya'ni bitta ham sahoba yo'q orangizda. Sahobalar qarshi tomoningizda turishibdi. Ular Qur'onni sizdan ko'ra yaxshiroq tushunishadi. Men ularning yonidan keldim. Sizni gapingizni ularga yetkazaman. Ularning gaplarini sizga yetkazaman. Shunda havorijlar maslahatlashibdi. Kelinglar shu Abdullohning gapini eshitaylik, qani nima derkan deyishibdi va bir jamoasi yig'ilib uni o'rab o'tirishibdi, bahs qilgan. Abdullah ibn Abbas aytdilarki, menga aytinglar, nima dardlaring bor? Bizda 3 ta e'tirozimiz bor dedi havorijlar Aliga qarshi. Boshqa yo'qmi dedilar ibn Abbas? Boshqa yo'q dedilar. Aytinglar e'tirozlaringni. Ular aytishdiki, birinchisi Allohning amriga odamlarni hakam qildi Ali. Haligi Muoviya bilan jangda sulhga Abu Musa Ash'arilar hakam bo'lib o'rtaga tushgan edi. Allohning amriga bandalarni hakam qildi. Inil hukmu illa lillah dedi, Qur'ondagi oyat bor. Allohning hukmidan boshqa hukm yo'qku axir. Biz bunga qarshimiz dedi. Imom Muslimning sahihlarida Payg'ambar alayhisolamning mavlolari bo'lgan Ubaydulloh ibn Abi Rafi'dan rivoyat qilingan hadis bor. Sahih hadis. Mavlo degani ozod qilgan qullari. Ubaydulloh ibn Abi Rafi'dan rivoyat qilinyapti. Xavorijlar Hazrat Aliga chiqib inil hukmu illa lillah deb baqirishganida Hazrat Ali aytgan ekanlar: "Kalimatu haqqin urida biha batil." O'zi haq kalima bu. Qur'on axir. Ammo undan botilni iroda qilish deganlar. Xavorijlarning shiori shu edi. Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q deyishardi. Birinchisi shu deyishdi. Xo'p, ikkinchisi dedi Abdullah ibn Abbos. Ikkinchisi dedilar. Bular Hazrat Ali urushdi Muoviya bilan. Ammo ayollarni asirga olmadi. O'ljalarni olmadi. Agar urushgan tomoni kofir bo'lganda edi, ularni ayollarni o'ljaga olish halol bo'lardi. Agar yo'q, ular mu'min bo'lganlarida ular bilan urushmasin edilarda. Urushdi-ku. Nima uchun o'lja olmadi? Ayollarni asir olmadi. Bo'lmasa urushmasin edi. Urushdi, lekin asir olmadi. Ayollarni o'lja qilmadi. Biz bunga qarshimiz dedi. Xo'p, uchinchisi dedi Ibn Abbos. Uchinchisi Ali Amirul Mu'minin degan so'zni o'chirdi. Hazrat Ali Muoviya bilan maktublashganda an Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib deb yozdiradilar. Muoviya qarshi turadi. Men uning Amirul Mu'minin ekanligini tan olsam, urusharmidim, o'chirsin deydi. Shunda Hazrat Ali Amirul Mu'minni o'chirganlar. Ali ibn Abi Talib deb yozganlar. Xavorijlar shuni iddao qilyapti. Bu Amirul Mu'mininni o'chirdimi dedi. Endi dedi, bu Amirul Kafirin bo'ldi dedi. Kofirlarda amiri bo'ldi, shuncha biz bunga qarshimiz dedi. Shunda Ibn Abbos aytdiki, boshqa nima yana? Boshqa yo'q. Agar men sizlarni mana shu 3 ta da'volaringni har birlariga Qur'ondan va dalillardan keltirsam, tan olasizlarmi dedi? Ha, tan olamiz dedi. Unda boshlaymiz dedi. Birinchisi dedilar. Alloh taoloni amriga odamlarni hakam qildi deyapsizlar, ayblayapsizlar. Holbuki Alloh taolo Qur'onning bir qancha joyida o'zi bandalarni hakam qilish haqida oyatlar aytgan-ku dedi. Haligi ihrom kelgan chog'ingizda ovlamang. Kimki qasddan ihrom holda ovlab qo'ysa, 2 odil guvoh bilan degan oyat keladi. Yoki eri xotinda orasidagi janjalga va in xiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha oyati keladi. İki tomondan 2 ta hakam bo'lsin degan Alloh taolo. Alloh taolo hakamni qo'shyapti. Sizlar nima uchun Alini aybdor qilasizlar dedi. Ular bir-birlariga qarab qolishdi. Shu da'volaringdan qaytasizlarmi dedi Ibn Abbos. Qaytamiz deyishdi mayli. Ikkinchi da'volaring ayollarni asir olmadi urushda haligi Jamal voqeasida. Shunaqa deyapsizlar. Nima? Ummul mu'minin Oyshani asir olsinmidi? Axir Oysha onamiz-ku bizni. Narigi tomonda Oysha onamiz bo'lganda, bu yoqda Ali bo'lgan jangda. Ummul mu'minin Oyshani asir olishlarini istaysizlarmi? Yo'q, agar Oysha onamiz emas desalaring kofir bo'lasizlar. Yo'q, Oysha onamiz, lekin asirga olish halol desalaring yana kofir bo'lasizlar. 2 ta zalolatni orasidasizlar dedi. Ular chuvrlashib qolishdi. Qaytasizlarmi bu yo'llaringdan? Qaytamiz deydi.
Üçüncüsü, Amirul Mu'minin'de uçurdu, Amirul Kafirin buldu dedilerim. Kafirlerde emiri buldu diye ettilerim. Halbuki Hudeybiye'ni isleyinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerine sulh hatını yazgenlerde, yazdırgenlerde Ali katip bugün. Sizler kafir diyetken Ali katip bugün. Ali'ye etken idi. Min Muhammedin Resulillah deyip yazgın. Şimdi deyip yazdılar. Müşrikler Resulullah olsa biz karşı durmayız ki uçursun dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam Ali'ye imhu, imhu ya Ali bel uktub Muhammed ibn Abdullah dediler. Resulullah'ını uçurdu Muhammed ibn Abdullah deyip yaz dedi. Hazreti Ali etti ki vallahi uçuramayım ben dedi. Uçurmayayım ben dedi. Şimdi Peygamber aleyhisselam özleri uçurup Resulullah'ını Abdullah ibn Abdullah deyip yazdılar. Resulullah özlerini, Resulullah ikenlerini uçurgenleri de peygamberlikten çıkıp gitken midiler? Hazreti Ali emirul mümininde uçurseler emirlikten çıkıp gitmediler meselerdi. Şimdi onlar birbirleriyle karab kalıştı. Şimdi bu geplerden kayıtlasılar mı? Diyordum dedi. İbn Abbas ayet. Onlar kayıttık diye işte. Hani şimdi 6000 havarici 2000'i İbn Abbas'ın bu gepeden tasarlanıp tavba kıyarlar. Tarkıp gitgenler. Turmingi kogan. O turmingi ceng meydanıge çıkışge sebep oldu. Nemege? Sahabelerden Abdullah ibn Havab ibn Aradını soydular sudu boyuda. Boğuzlap soyuştu. Sahabeni hamaladar hatanını karnını yarıp hamalasını optaşladılar. Havarızlar şu işte kıyanlar. Hani şundan ki Hazreti Ali ulabilen ceng kılıçge mecbur bugan. Ama her daim imkan bergen ki tavba kıyanlarını öldürmeyinler. Arkaya kaçkenlerini öldürmeyinler. Kuralını taşlayanlarını öldürmeyinler. Öldürmeyinler, öldürmeyinler. Hatta cenginden aldın ahirge ilan kıladılar Hazreti Ali. Kim hazır cengin meydanından geçse onu biz geçiremiz. Şunda üç kança kaldı? 4000 kalan idi. 3000 adam kaçıp geçişerdi. 1000 ta adam kaladı. Bunlar da başlığı bulan. Hani şu 1000 tasının hemmesini Müslümanlar kırıp taşlayan. Çünkü 20-30 bin, 40 bin leşker var Hazreti Ali'nin. Onlar 1000 kişi. Hemmesini 9'taçı, 10'taçası kaçıp geçişedi. Kaga hemmesini katıl kılışedi. Havaricilerdi. Lekin bu bulan havaricilerde toktap kalmadı. Umar ibn Abdülaziz devirlerde hem çıkan, ondan kıyın hem çıkan, ve yukarıda hadisli bekarga okumadım. Peygamber aleyhisselam etken ekenler. Hatta 20 Mart'ta geçe çıkadı bular. Ahırı bularını sulbudan Deccal çıkadı dediler. Deccal, havaricilerden, izdaşlarından. Bana bu biz öttük, Daiş diyenlere çıktı. Ulamalar onu hem havarici deyişerdi. Havaricinin birinci belgesi, günahı kebire kıyanlarını kafir deyişerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, havariciler hakkında ne diyenler, bilesizler mi? Ularını etkenler ki, el-havaric kilabunlar diyenler. Dozahının itleri diyenler ularını. Mulla Ali'il Qari, rahmetullahi aleyhi ve şu hadiske şerh kılıp etediler ki, çünkü havaric Müslümanlarını itte kopardı ular. Ve özlerinin amellerini cinsiden cezalına diyen oldu. Dozahta ular it suratlarda haşr kılınladılar. Ve çünkü yaşa cezalarını aladılar diyenler. Hakikatte havariciler it çilegendeyi Müslümanlarını tişeşer idi. Bugün buradalar. Hani şu havaricilerinin balıları fakat ularını biz özünü müstakil it demeyimiz. Biz ularını egesinin koluna bağlanan itleri deyimiz. Çünkü kimlergedir, kimlerdedir musikasıyla oynayıp vatanda bana şunu da fitnelerini uygat etkenliğini görüp biz bana şu hulasa ikili yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den havariciler hakkında başı köplep hadisler keltirilgen. Bazı bir hadislerde onların yaş ikenlerine itediler. Onlar yaş, onların akılları işlemeydi. Diyenler. Huddu bana şu bugünkü günün İslam ümmetinin ulamalarına karşı çıkartken taifelerini kurup bana şu hulasılığa gelmemiz. Ahir 14 asır 15. asır başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetini fakat muhabbetke çakırgenler. Aki ukaçılıkke braderge çakırgenler. Resulullah'ın mirasçıları ulamalar fakat ve fakat Müslümanların birlikke hem cihatlikke çakırgenler. Hiç kaçan ehl-i sünnet ve cema'a
ulamoları Müslümanların nefretge çakırmaydı. Bugün min Facebook'ta kursatçı şey yaptı. Bir tüppü tüzük kitap yazadıkken onların bir vakili var. Adamlarını nefretge çakır yaptı. Nefretge onu yaptı. Selle kiseyem, çapan kiseyem. Bunlarını da nefret kılaman de yaptı. Neme için nefret kılarken desek, bunlar hakta etme yaptı deydi. Kaysa hakta etişkerek bunlar gel. İmamlar hakını yapırmayın, nemen yapırışadı. Namaz oku diyene hak ku. Arak içme diyene hak ku. Uğurluk kıma diş yaptı, zina kıma diş yaptı, hak ku. Zulüm kılma, zulüm günah diye etiş yaptı, o hak ku. Hakını hem bir vakit etişem hak olur muydu? Eğer insanın hayatına suikast havfı olsa, onu kamalışıge, onun mal dünyası tartuğu alınışıge, havf bugün mahalde, ulamalar cim turuşge hakkı var. Eğer gapırış lazım olsa, uşalarda özü neye gapırmaydı? Ahir her birinin internette minbarı var. Hakla gençe minbarge çıkı vaz kıladılar. Neme için özler ayet etken hakkını özler gapırmaydılar? Neme için biz ula ayet etken hakkını gapırmayımız? Çünkü, ular uchun ularsa haq. Biz nima haq, nima botil buni farqlab, imomlar, ahli ilmlar bunga amal qilish kelyapti. Faqat aytmoqchimizki azizlar, bu kabi fitnachilarga, dajjollarga, do'zaxning itlariga aldanib qolmaylik. Bu ummat hozir birlikka muhtoj, ittifoqlikka muhtoj, ulamolarga ergashlikka muhtoj. 31 yil bo'lyapti O'zbekistonning mustaqil bo'lganiga. İnşallah aldığında katta katta neticeler. Bana 2-3 günden beri Uzbekistan halkı kandeyi kursam oletkenliğini özü izkörüp durursuz. Devletimiz rahbarının varıp umre kılıçları, Kabetullah'ını tavaf kılıçları, yığılıp say kılıçları, ravzayı kılıçlarını kurup her bir şu yurtdaki riayeti kursam oletkendi. Neme de öyleysiz varıp devlet rahbarı o şey yığılıp dua kılıyetken de kimini dua kılıyetken? Fakat özleri ve ailesini emestir elbette. Birinci orunda vatanını, halkını dua kılıyken de ümit kılamız. Öyleyemiz, şanamız çünkü. Ve elbette Allah-u Teala o kişinin duasını icabet kıladı. Ve yana yakşı inşallah maksatları sarı elbette yetip varladı. Ama Müslümançılıkların daveti yolda imamlar, kaysiki peygamberlerle mirashor bugünlerle ergeşiyotken halkını çalgıtıyotkenlerle bollarımız, yaşlarımız aldanib qolmasligi uchun biz bu mavzuni bugun xavotir qilib gapiryapmiz. Ha, ular bugun xavorijlarning ishini qilishyapti. Shuning uchun biz ularni xavorijlarning bolasi deb aytyapmiz. Xuddi xavorijlar aytgan narsani aytyapti. E'tibor qiling, men yuqoridagi hadisni o'qib berdim. Eslang hadisni. Ba'zi narsalar bo'ldi. Xavorijlar Ali'ni nima deyshti? Allohning hukmi bilan hukm qilmayapti deyshti. Bular imomlar nima deyapti? Haqni gapirmayapti deyapti. Bular nima deyapti imomlarni? Sallasi choponi bor deyapti. Ular Ibn Abbosga nima deyishdi? Chiroyli kiyimlarni kiyib kelsan deyishdi. Va boshqa. Agar Amirul Mu'minin bo'lmasa, Amirul Kofirin bo'ladi deyishdi xavorijlar Alini. Bular nima deyapti imomlarni? Saroy imomlari deyapti. Farqini ko'ryapsizmi? Qanchalik bular xavorij bilan bugungi bu xavorijning davomchilarini bir-biriga o'xshashligi. Shukr haqida gapirsak, bular faqat shukrga chaqiradi deydi. Halbuki özü yaxşı biladi, o kişi kitabı yazıyorken canavar ki, yaxşı biladi ki Allah Ta'ala çakırdı şükürge. Peygamber Aleyhisselam çakırgenler şükürge. Şükür hemen nesanın muvaffakiyeti. Onların iddiası bu için biz halkını şükürge emez, kozalanı çakırışımız gereken. Goya ki şunu isteyebdi onlar. Şükür hemen nesanın ziyade kıladı ki. Onlar neden isteyebdi özleri? O şey isteyebken nesasına fakat şükür bilen baramız ki. Mana şükür bilen bugün biz bu yangi mescitte oturupmiz. 30 yıl aldın, 40 yıl aldın gibi bir baksın ki onlar. Kendi ahvalıydı. O şey mahalde onların katteleri şatılak atıp haram içinde hemmesini kıyırırdı. Bu imamlar o şey mahalde imam mıydı? O şey mahalde İslam'ın koldan ki gençe amel kılışardı. Bugün bunlar fayda böyle yaptı. Huddi, havariciler İbn Abbas'a karata Kureyş bilen husumat kımaylar, bunların husumatı ağır deyip yapırışı yaptı. Yapırışken de, bunlar bizge karat bana şunlar iddialarını kılışı yaptı. Şunun için, hulasa kıvaytemen ki azizler, üstaz bulsun, her bir adamın üstazı buluş gerek. İnternet üstaz bulalmaydı. İnternet fakat malumat manbayı buluşu mümkün. Ama onu üstaz kıvamayın.
Ustoz ma'lum va ma'ruf kishi bo'ladi. Noma'lum kishini ham ustoz qilib olmang. Ustozi yo'qning ustozi shayton bo'ladi. Shuni farqiga boraylik. Agar ularning ustozi bo'lganda edi, mana shu ishni qilma deyishardi. Agar tuzukroq ustozi bo'lganda edi. Bugun xulosatul qavli shuki, ulamolarga, imomlarga ergashaylik. Ularni ustoz deb bilaylik. Masalamizga, savol javobimizga hammasiga imomlar kofi, kifoya qilishadi. Boshqa noma'lumlarga, nojinslarga, bolalarimiz quloq solib qo'yishlariga befarq qarab o'tirmaylik birodarlar. Shukr bor, noshukrlik bor. Biz shukr tomondamiz. Ular noshukrlik tomondalar. Har kim o'z tarafini o'zi belgilaydi. Alloh subhanahu va taolodan vatan azizimizni doim gullatib yashnatishni so'ragan holda aziz xalqimizning muxlis, madaniyatlik, ma'naviyatlik, ilmlik, boy va saxiy qilishini so'ragan holda bugungi suhbatimga yakun yasayman. Va suhbat oxirida siz azizlardan shuni so'ramoqchimanki, azizlar bugun oxirida duo kuni. Bugun diniy idoramizning Surxondaryo viloyati vakillari qozdomlamiz shu yerdalar. Ya'ni diniy idora vakili shu yerdalar. Toshkent shahridan biz kelib turibmiz. Avvalo rais birodarimizga sizlarning ishtirokingizda bir ramziy ma'noda bir ton kiydirsak, idora muftiy hazrat nomlaridan, viloyat vakili Ali Akbarxon Ishonbovimiz nomlaridan, bu albatta ramziy. So'ngra inshaalloh karim Qur'on o'qib duo qilinadi. Marhamat, keling rais bo'l. Allahu akbar. Allahu akbar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bu Abdulloh birodarimiz rais janoblari bu xayriya ishlarini, masjid, obodonchilik, bu qilgan mehnatlari oxirida siz azizlardan rahmatlik otalari Panjibova o'g'li Safar akaga duo qilishingizni alohida so'raganlar. Alloh taolo ularning ruhini shod, oxiratlarini obod qilsin. Ana shu kishini ruhlariga hammamizdan ham savob umidi o'tgan azizlarimiz, ota-onalarimiz, ustozlarimiz, do'stlarimizni ruhlariga savob yo'llash uchun bir kichkina bir chiroyli tilovat eshitsak qorlarimizdan. So'ngra duoni Ishonbovimizdan iltimos qilsak. U duo bugungi masjid ochilishining duosi. U duoga hammamiz amin deb tursak, Alloh taolo mana shu ishlarni boshda turgan birodarlarimizdan, Abdulloh hojidan, u kishining yaqinlaridan, bu yerda mana Mahmudxon Ishonbovimiz xizmatlari ham katta, masjid imom domlalari qorakamizdan, u kishining noiblari, muazzinlari, mutavallilaridan, hammalardan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsa. Qani marhamat. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
ورث سليمان داود وورث داود وسليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربم أقلنغن كلام ربانين دن حاصل بلغن سوابنا پروردگارا شو ایل آلده ده بطن اولوز آلده ده جماعت آلده ده من شو مسجدن بنا قلگن عبدالله رئیس اکمز حاج اکمز دن سواب امید ده بلگن پدر بزرگ وارلار پنج بابا اغل سفارکن روحانیت لرگه هدیه قلدک اللهم اکشنین حساب لرن آسان ایلگن یادکن جای لرن روضتم من ریاض الجنه یعنی جنت باغچلردن بر باغ عطا قلگن بگنگو کنده اغلار مسجد قروب جنت تا قصرلر قروب و قصرلرگه انشاءالله کلجکتا وکشدن سواب امیده بولگن آتا آنای و بابا بولر برچه سواب امیده بولگنلرگه الها اختیار قلده بولده البته اولرگه جنت تا قصرلر بار دا آدمز شو بلن برگلکته شو مسجد که برچه خزمت قلگنلرنه هم ربم همه لرنه مرادلرنه حاصل قلگن جنتن اولرگه هم باغلر عطا قلگن قصرلر عطا قلگن یا رب خلوص نیه بلن اش باش لگنلر اولدن گواهمز هر بر بو اشکه باش قاش بولگنلرنه وزنه بیت غش بوسم حسسنه قوشگنلرنه هیچ بمسه یخشی تلک بلن یخشی نیت بلن ویاتا دعا قلب ترگنلرنه هم اللهم وزن اولارنه مکافاتنه اجرنه سوابنه برگن الها شو جملدن بو جماعتن شارده دعا طلبلر بار پروردگارم بزن کوب انچه وقتن بیان التماس قلب یرگنلر بار من شیخ حضرتلاری کلرکن اوکنگیز اکن دعا آلب برین جماعتن دعا آلب برین سیز آزینگیزدن چکسه جماعت آمین دیس البته دعا قبول بولده دیب محتاجلر پروردگارا محتاجلر بار کی شو دعا طلب بولگنلر اللهم اولارنین حاجتن روا قلگن حاجت اصلیلرنه هم روا قلگن که متاجلکتن قتلسنلر بهرام اکمز پروردگارم 12 ایلدن بیان ترمش قرب بر ترناقه زار من ایشم با جان شو جماعتن دعا آلی بیرین که منم بر فرزندلیک بولی و فرزندلیک بولگندن که این پیغمبرمز محمد صلی اللہ علیه و سلم نین اسم مبارکلرنه قویین فرزندم نه یخشی تربیه قلی ایل آلده ده من هم توی بره یخشی تربیه بلن کلیجکتا من هم فرزندم نه یخشی تربیه سی بلن فخرلنب یوره یعنی بر یونس اکلگن اکلار بیتا بکنلر اونگه شفاعت سردلر پروردگارا شو ارتده ازر سریمن بلرنه هم اصنه پروردگارم شو شفا طلب بولگنلرنه هم فرزند طلب بولگنلرنه هم
Allah'ım farzandın arina bilen, şifayı kamil bilen, uzak seferde yürüp kaytanma yürgenlerine feyiz ve berekat bilen, vatenge kaytmağlıklarına hem Allah'ım nasip etkin. Yani ki dualarını kabul eylegin. Bugün dua kabul buladıkan. Zorlarımız Xudoga yetib boradigan kun, ilohim, hammamizga afiyat bergin. Abdulla Rais qatorida shu jumladan barcha-barchani Allohim murodlarini hosil qilgin. Shu jumladan bugun bu majlisga qadam ranjida qilgan ukamiz, inimiz Shayx Sayyid Rahmatulloh xon, Termiziyni ham bosgan qadamlarga ajri azimlar ato ayla. Bugungi kunda elni duosini olib, elni xizmatini qilib, dinni shariatni xizmatini qilib, Allohimga, Robbimga, Parvardigora xodimlik qilib yuribdilar. Iloho doimo unib, o'sib, ulg'ayib, ilmi laduni bilan ne'matlanib, ajdodlarimizga, jaddodlarimizga, ota-onamizga Allohim jannatni vojib qilgan farzandlardan bo'lib yurmoqliklarini Allohim nasib etgan. Barcha parcha duo talablarini Allohim bizga nomi yetib kelmaganlarni ham amin deb turibdilar. Allohim hammalarning murodlarini hosil qilgin. Neki maqsad bor, tilak bor, hosil ayla. Parvardigoro bizlarga ham afiyat ato qilgin. Ikki dunyo saodatiga musharraf bandalardan bo'lmoqligimizni Allohim nasib etgin. Biz bilan birga o'qib, imom bo'lib ishlab o'tgan, yaqin-yaqinda o'tdilar. Kuni kecha bittalari o'tdilar. Undan oldinroq bir hafta yana bittalari qadrdonlarimiz ketdilar. Qator-qator ulamolarimiz ketishyapti. Mautul alimi fautul alam. Ya'ni bir olimning o'lishi bilan bir olamning yo'qolishi, olam o'lishi bo'ladi. Allohim ularni ham rahmatinga olgin, mag'firatinga olgin. Shu jumladan shu vaqtgacha o'tganlarimiz o'zing rahmatinga olgin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa nabiyyina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin.